ŞÖHRET KÜLTÜRÜNÜN ÖNSEZİSİ Belki de en çok oligarşinin demir kanununun demokrasiyi daima yönettiği teziyle tanınan Robert Mitchells, demokrasideki seçmenler hakkında konuşurken epeyce sivri dillidir ve seçmenlerin kendi meselelerini halletmekten aciz olduklarını başlarında bir liderleri olması gerektiğini öne sürer. Mitchells, kitlelerde bir saygı kültürü belirleyerek seçmenleri liderlerin önünde secde eden putperestlerle karşılaştırır. Mitchells yazılarını Alman Demokrat Partisi yönetiminin kendisinde yarattığı düş kırıklığı içinde yazmıştı. SPD liderlerinin parti üyelerinden koptuğuna ve boğucu bir kendi kendini onaylama kültürü yarattığına inanıyordu. Ama eleştirileri SPD ile sınırlı değildi. Aslında eleştirilerine kendi başına demokrasinin önceden düşünülmemiş sonuçlarının bir incelemesi olarak sunuyordu. Mitchells, demokratik liderlerin topluma sunulan yüzü hakkında sağlam bir muhakemeye dayanan gözlemler yaptı. Modern kentsel endüstriyel toplumun ölçeğinin doğrudan demokrasiye olanaksız kıldığını kabullendi. Bu nedenle demokratik ideal, halk adına kararlar vermek üzere liderlerin seçildiği temsili bir karar verme sistemiyle korunur. En üst düzey demokratik görevlere seçilenler genellikle toplumun kalan kesiminden daha eğilimlidirler ve ağızları daha iyi laf yapar. Ne var ki eğitim ve ağzı iyi laf yapma, iktidarı ele geçirmek için yeterli nedenler değillerdir. Çok önemli bir başka özellik de itibardır. Gerçekten de Mitchell's, kalabalığı en fazla etkileyen nitelik, şöhretin itibarıdır önermesini ortaya atmıştır. Mitchell's'a göre şöhret, politik iktidarın bir sonucu değil, ön koşuludur. Bu önerme, demokrasiye yönelttiği eleştiriye de katkıda bulunur. Çünkü demokratik iktidarın şöhret kültürünün öncesinde ya da dışında olmadığını, şöhret kültürüne tabi olduğunu öne sürer. 20. yüzyıl demokrasisinin en çok saygı duyulan politik liderleri düşünüldüğünde bu önerme esas açısından doğrulanır. Theodore Roosevelt, De Gaulle, Churchill ve Eisenhower itibarlarına ilk önce savaş alanında kazanmış, eski asker politikacı geleneğinden geliyorlardı. Kennedy'nin başkanlık kampanyasında İkinci Dünya Savaşı sırasında PT-109 donanma kazasındaki kahramanca rolüne dikkat çekilmişti. George Bush, Edward Heath ve James Kellahin, savaş dönemi deneyimlerini politik kazanç için kullanma konusunda daha ölçülü davrandılar belki ama hepsi de kendini politik önderliğini güçlendirecek askeri deneyime sahip bir aday olarak sundu. Asker sınıfının gözden düşmesi ve savaşlarda teknolojik sistemlerin kullanımının artmasıyla birlikte, Asker politikacının iktidara yönelişi büyük olasılıkla daha az belirgin olacak. Thatcher, Blair ve Clinton hukukçu geçmişlerinden hareketle seçilip iktidara gelmişlerdir. Büyük olasılıkla bir süredir politik şöhretin meziyetini belirleyen askeri mükemmellikten çok yasal akılcı belakat ve yönetme güçleridir. Weber akılcılaşma sürecine çözümlerken tam da böyle bir öngörüde bulunmuştu. Bununla birlikte Reagan'ın ABD'de, Vostav Haveli'nde Çek Cumhuriyeti'nde lider olması, onların sinema ve tiyatrodan kazandıkları itibara dayanıyordu. Bu durum gösteriyor ki belki de 21. yüzyılda demokratik liderlerin göreve getirilmesinde güzel sanatlar, mesleki uzmanlıklara ve emek örgütlenmelerine rakip olacaktır. 1960'ların sonunda Mick Jagger'ı meclisteki işçi partisi temsilciliğine aday gösterme girişimi de kayda değer bir olaydır. Clint Eastwood, Kaliforniya Carmel'da belediye başkanlığı yapmış ve Warren Beatty'de sonuncusu 1999'da olmak üzere birkaç defa başkanlığı adaylığını koymayı düşündüğünü ifade etmiştir. Şöhret kültürünün politika ve eğlence kanatları arasında bir yakınlaşma olacağını tahmin etmek acelecilik olur. Öte yandan batıda dal kavukların kullanılmasına ve Hollywood tarzı parti konferanslarına yönelik eleştirilerin giderek artması, Politikacıların kendini gösterme ve kitlelerin duygularına yönlendirme konularında film yıldızlarından çok şey öğrendiklerini akla getirir. Eğer şöhret politik iktidarı elde etmenin bir ön koşulu haline geliyorsa, belki de bu çağdaş toplumda şöhret yarışının yaygınlığını gösterir. Joshua Gimson, politikada şöhretleştirme sürecinden söz eder. Gimson'ın bu tabirle kastettiği, politik liderlerin Hollywood tarafından geliştirilmiş özellikleri, konuşma kurallarını ve sunum becerilerine edinmeleridir. Aslında 3. bölümde belirttiğim gibi Amerikan politikasında şöhretleştirme süreci Hollywood'dan daha gerilere gider. Andrew Jackson, Abraham Lincoln ve Ulysses Grant kendilerini yansıtmada ve kamuoyunu yönlendirmede son derece başarılıydılar. Grant 1877'den ülke sathı gittiğinde 80 bin aşkın insanın özel trenleri ve caddeleri doldurduğu kaydedilmişti. İnsanlar Grant'i küresel bir şöhret kölelere özgürlüklerini veren kişi ve işçinin dostu olarak görüyorlardı. Grant sadece eski bir başkan olarak değil, o zamanlar güçlü cazibe, özgürlük ve adaletin yerini bulması çağrışımlarını akla getiren bir demokrasi devi olarak karşılanmıştı. Tarihin Grant hakkındaki yargısı o zamandan beri biraz değişti. Şimdilerde pek çok tarihçi onu konfederasyonu ezerken gereğinden fazla ateşli bir askeri komutan, başkanlığı döneminde ise zayıf ve kararsız bir lider olarak kabul ediyor. Yine de Grant üretici sınıfın saflarından çıkmış, halktan biri olarak tanınıyordu ve bu nedenle de demokraside kazanılmış şöhret hakkında bir ölçü oluşturuyordu. Gimson, şöhretleştirme sürecinden ne kastettiğini ayrıntılarıyla anlatmadığı gibi, şöhretleştirme sürecini eğlence kültürünün adetlerinden ve uygulamalarından çıkartıp, politik alanına yerleştirerek incelemez. Politik kültürün Hollywoodlaştığına kuşku yoktur. Politik liderler kalabalıkları memnun eden senaryolara ve jestlere daha duyarlıdırlar ve parti gelenekleri medyanın talep ettiği gösteri geleneklerine uyum sağlamaktadır. Elgur'un Ağustos 2000'de Los Angeles'taki Demokrat Parti Kongresinde başkan adaylığını kabul ettiğini açıkladığı konuşması, Hollywood'a yakışacak türden hesaplanmış bir kendini kınama ve samimiyetten uzak bir minnettarlık gösterisiydi. Bunu tehlikeli bir biçimde Clinton'ın bir zafer havasında parti grubuna yaptığı veda konuşması izledi. Clinton konuşmasında Amerika'nın 1992-2000 yılları arasında yarattığı ekonomik mucizeyi vurgulamak için ahlaki kötülük ve halkın kandırılması gibi konuların üzerinden büyük bir çeviklikle atladı. Gore'un düşünce ve eylemlerinde özgür olduğu iddiası, bir yandan ahlaki açıdan Clinton'ın cinsel kaçamakları yüzünden yitirdiği yüksek ahlaki düzeye sahiplenmek, Öte yandan da Clinton'ın iktidarda olduğu iki dönem boyunca ekonomide yaşanan uzun süreli gelişmelerden kendine pay çıkarmak üzere tasarlanmıştı. Benzer biçimde George Bush da, Ocak 2001'deki göreve başlama konuşmasında televizyon ve sinemadan tanıdığımız yansıtma ve sahnelenmiş içtenlik biçimlerini kullandı. Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin yıllık kurultayları da, delegelerin kameralara oynadığı ve dal kavukların medya yapımı olumlu imajlar yaratmak için tutanaklarda ince ayarlar yaptığı birer gösteri biçimini aldı. Şöhretleştirme süreci Gemson, şöhretleştirmeyi politik kültürün Hollywoodlaştırılmasıyla sınırlamakla konuyu biraz hafifsemiş olur. Bence şöhretleştirme süreci, soyut arzu dürtüsünü hem yansıtan hem de pekiştiren medya yapımı filtrelerde toplumsal karşılaşmaların çevresini oluşturmak yönündeki genel bir eğilimi tarif ediyor. Medya yapımı terimiyle medya tarafından oluşturulan ve rafineleştirilen, etkileşim ve kendini yansıtma adetlerine uyumlu unsurları ve tarzları kastediyorum. 18. yüzyılda ulusal basılı kültürün gelişiminden itibaren öz ve kimliğin yansıtılması, medya sunumuna ve karşı konulmaz soyut arzuya konu olmuştur. Özetle kapitalizm tüketicileri metalara karşı soyut bir arzu geliştirmelerini talep eder. Kapitalizmde arzu soyut bir dürtüdür. Çünkü ekonomik bir kim mantığı, arzunun metalar ve markalardaki yeniliklere göre devredilir olmasını gerektirir. Bu soyut özellik, arzuyu tüketiciler tarafından devredilebilir hale getirir. Çünkü tüketicilerin düzenli olarak metalara yönelik güçlü isteklerini değiştirmeleri, eskilerinin yerine yenilerini koymaları gerekir. Kapitalizmde karşı konulmaz soyut arzu, bireyi arzu eden bir nesneden, hesapçı bir arzu nesnesine dönüştürür. Tüketiciler meta taleplerini büyütmekle kalmaz, soyutlaşmış kitle tarafından arzulanmak için rutin olarak bir cisimleşme görüntüsü oluştururlar. Moda ve beyni kültürleri bu eğilimi güçlendirir ve yansıtır. Böylece şöhret kültürü kısmen soyut arzu çevresinde örgütlenen kültürel bir eksinin ifadesidir. Metalaşmanın vazgeçilmez bir aracıdır çünkü arzuyu cisimleştirir. Özellikle de tüketicilere zorlayıcı öykünme ölçütleri sunar. Öte yandan şöhretle hayran arasındaki mesafe ve şöhret kültürünün sürekli yenilenmesi, Kitlesel arzunun soyut niteliğine ikiye katlar. Kapitalizmde arzu mülkiyetle eşleştiği zaman tüketiciler birleştirici bir doyum yaşamazlar. Çünkü arzunun soyut niteliği, belli bir metaya sahip olmanın istekleri asla tatmin etmediği anlamına gelir. Aslında tüketiciler bölünmüş öznelerdir. Büyük olasılıkla birkaç eksene bölünmüşlerdir ve şöhret kültüründe bu bölünmelerden en önemlisi sahip olmakla istemek arasındaki bölünmedir. Çağdaş kültürün şöhretle meşguliyeti, öznel bütünlüğe kavuşmak için bir girişim olarak anlaşılabilir. Bu bütünlük, kişiliğin yabancılaşmış unsurları birleştirilerek değil, yabancılaşmış kişiliği, şöhretin topluma sunulan yüzündeki daha büyük bütününün içine dahil ederek sallanacaktır. Bu tartışma daha ayrıntılı olarak ele alınması gereken ekonomik, politik ve kültürel düzeylerden oluşur. İlk olarak ekonomik düzeyde kapitalizm, emek sürecinin standart bir özelliği olan artı değere el konulmasıdır. Ancak değerin yalnızca emek kuramı üzerinde yoğunlaşmak kapitalist ekonomi anlayışımızı çarpıtır. El koyma bir kimin kendi kendine yeten sonucu değildir. El koymanın yalnızca gizli artı değerle sonuçlandığı söylenebilir. Bu değerin gerçekleşmesi için kapitalizm pazarda arzuyu harekete geçirmek zorundadır. Arzunun harekete geçirilmesi ne demektir? Klasik psikanalitik kuram arzuyu bilinç dışına yerleştirir. Psikanalitik kuram genetik etki meselesine bir yana bırakarak, arzuya dair toplumsal ilişkinin ilk örneğinin çocukla bebeğin arasındaki diyaloğa dayanan bağ olduğunu ileri sürer. Bunun ötesinde çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilen bir yetişkine dönüşmesi, bu geçişi yapabilmesi arzuyu önem verdiği bir kişiye tipik olarak romantik aşk şeklinde başarılı biçimde aktarmasına bağlıdır. Böylece doyurucu bir aktarım, diyaloğa dayanan önemli bir ilişkinin yerine bir yenisinin konmasını içerir. Bir başka deyişle çocukla ebeveyn arasındaki bağın yerine, ideolojik açıdan devredilemez olarak geçerli kılınan bir romantik aşk bağını isteyerek ören iki eş arasındaki diyaloğa dayanan bağ alır. Şimdi arzunun küresel ölçekte harekete geçirilmesi için bu bağların yeni, esnek ve devredilebilir olması gerekir. Çünkü birikim pazar payını en üst düzeye çıkarmak amacıyla üreticiler arasındaki rekabetçi mücadeleye dayanır. Tüketicilerin metalar ve markalardaki yeniliğe karşılık olarak bağlılıklarına devretmeleri gerekir. Küresel hareketlenme ekonomik bağlanmaların yeni, esnek ve devredilebilir olmasını gerektirdiği gibi bir de güvenilir, çok yönlü ve her yere yayılmış bir kitle iletişim sisteminin varlığını zorunlu kılar. Bu sistemin temelleri 18. yüzyılda atılmıştı kapitalist birikimin ardındaki ekonomik mantığa bakıldığında, bu sistemin gelişmesinin kaçınılmaz olarak moda ve beğeni kültürlerinin çoğalmasıyla ve kamusal yaşamda beden kültürünün ve topluma sunulan yüzün yüceltilmesiyle sonuçlanması rastlantı değildir. Bütünleşmiş bir ulaşım sisteminin ve birleşik bir pazarın gelişmesiyle birlikte, birleşik bir kitlenin temelleri de önce ulusal, sonra da küresel olarak kurulmuş oldu. Kapitalizmin gerekli olduğu yönündeki bağnaz sav, tüketicinin arzularının karşılanmasında en etkili aracın piyasa olduğunu iddia eder. Aslında durum bunun tam tersidir. Kapitalizm arzunun doyurulmasına asla izin veremez. Çünkü bu arzuyu etkisiz hale getirerek ekonomik büyümeye geriletir. Piyasa örgütlenmesi, gerçekte mal ve marka yeniliği yoluyla arzunun sürekli olarak tazelenmesi ve geliştirilmesi üzerine kurulmuştur. Tüketicilerde metalara karşı soyut arzu gelişmesini gerektirir. Çünkü piyasada hareketlilik için en uygun biçim soyut biçimdir. Kapitalizm tüketicilerden tüketmelerini talep eder. Ama aynı zamanda da metanın kendi içindeki eskime özelliğinin farkında olmalarını ister. Tüketimin her biçimi tüketicide sahip olmakla istemek arasındaki ayrılığı daha da pekiştiren geçici bir niteliğe sahiptir. Şöhret kültürü, soyut arzuyu harekete geçirmekte en önemli düzeneklerden biridir. Şöhret kültürünün arzuyu canlı bir nesnede cisimleştirmesi, cansız metalarla kurulabileceklerinden çok daha derin bağlantıları ve özdeşlikleri olanaklı kılar. Şöhretler arzuyu yenilemek için yeniden yaratılabilir ve bu nedenle de küresel arzunun harekete geçirilmesinde son derece etkili kaynaklardır. Şöhretler arzuyu tek kelimeyle insanileştirirler. Çoğu durumda yaşlanma süreci de onların yanındadır. Hayran tabanları da onlarla birlikte yaşlandığı için, şöhretler yalnızca soyut arzu nesneleri olarak değil, piyasada daha ileri düzeyde metalaştırılabilen nostalji nesneleri olarak da işlev görürler. Menro, Din, Presley, Lennon, Sinatra ve Prenses Diana örnekleri ölümün daha fazla metalaşmaya engel olmadığını gösterir. Şöhretin topluma sunulan yüzü popüler kültürde bir kez yüceltilip içselleştirilince gerçekten ölümsüz bir niteliğe sahip olur. Öyle ki şöhretin fiziksel ölümünden sonra dahi topluma sunulan yüz yeniden işlenip kullanılabilir hale getirilebilir. Politik düzeyde kapitalist toplumun büyümesindeki en önemli gelişmelerden biri, monarşi ile toplum arasındaki güç dengesinin toplumun lehine azalmasıydı. Yerleşik hiyerarşinin efendiye özgü kutsal senyürel ihtişamı yerine, toplumsal biçimin dinamiği ve çeşitliliği kademeli olarak politikanın ve kültürün odağı haline geldi demokratik biçim kuramsal olarak herkesin yükselme fırsatlarını artırır. Fırsatın temsil edilişiyle kazanılma üretim belirleyici özelliği de eşit derecede önemlidir. Demokraside arzunun harekete geçirilmesi, profesyonel pazarlama ve halkla ilişkiler personelinin metayı tüketime zorunlu kılmak üzere tasarlanmış simgesel bir kılığa soklukları aracılarla gerçekleşen bir süreçtir. Aracılık, toplumsal düzenlemenin mutlak olduğu baskın bir tüketim ideolojisiyle sonuçlanmaz aksine iddia etmek doyurucu olmayacaktır. Çünkü bu iddia mantıksal olarak kitlenin tepkisiz ve edilgen olduğunu ima eder. Yine de aracılık kuşkusuz, kolektif bilinci şöhret kültüründe cisimleştiren arzu nesneleri üzerine yoğunlaştırarak tematize eder. Uzun vadede rekabet ilkesi aracılığın giderek artan gücünün, giderek daha az sayıda insanla sınırlanmasıyla sonuçlanır. Özellikle şirketler, Arzunun harekete geçirilmesinde en önemli rolü oynayan kültürel emperyazarlar olarak ortaya çıkarlar. İktidarın bu şekilde bir kaynakta toplanması demokrasiyle uyumludur. Çünkü kamusal sorumluluk ilkesi korunmuş olur. Yine de pratikte kitlesel demokraside kitle iletişiminin sağlanması, kültürel temaları oluşturma güçlerinin kaçınılmaz olarak uzmanların elinde toplanmasına yol açar. Şirketler ve medya personeli yalnızca kültürel verilerin bekçileri olmakla kalmazlar. Aynı zamanda şöhretimsileri yaratarak, şöhretlerin topluma sunulan yüzlerini paketleyip sonra yeniden paketleyerek kültürel tartışmanın yaratıcıları da olurlar. Aynı zamanda demokrasinin merkezindeki politik paradoks, resmi olarak herkese eşitlik ve özgürlük araçlarını getiren sistemin, statü ve servet açısından yapısallaşmış eşitsizlikler yaratmadan hayatta kalamamasıdır. Şöhret kültürü bu paradoksun en şeffaf ifadelerinden biridir. Şöhret kazanmış kişiler sıklıkla yoksul koşullardan gelirler. Ama başarıları kendilerini kitlelerinden ayırmalarını sağlamıştır. Böylece hayranlar, şöhretlerin başarılarıyla böbürlenirken bile, önlerindeki sahnelenmiş yaşamla kendi sınırlı koşulları arasındaki derin uçurumun gayet iyi farkındadırlar. Bu yüzden demokraside kazanılmış şöhretin iki amacı vardır. Bir yandan şöhretteki sıradışı özelliklerin fark edilmesini, Öte yandan da bu fark edilmenin şöhreti hayran tabanından daha da yükseğe çıkaracağının vahim bir biçimde anlaşılmasını içerir. Denebilir ki kazanılmış şöhret, hayranların kendi yaşamlarında eksik olan bütünlüğü ve çekiciliği bir başkasında fark etmeleriyle başlar ve şöhretin yükselmesinin hayranın arkada kalması anlamına geleceğinin kavranmasıyla da olgunluk dönemine erişir. Tüketicinin sahip olmakla istemek arasında yaşadığı ayrılık bir kez daha pekiştirilir. Hayranlar şöhretlerle tamamlanmaya can attıkları için sahip olmakla istemek arasındaki ayrılık, hoşgörülemeyecek bir eksik olarak yaşanabilir ve pusuculuk gibi psikopatolojik davranışların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu gibi vakalar ender olarak görülse de, istatistiksel açıdan önemlidir ve seri cinayetlerde ve haklı katliamda olduğu gibi, görülme sıklıkları 10 yıldan 10 yıla artmaktadır. Bu, şöhret kültürüyle soyut arzunun harekete geçirilmesi arasında olumsuz kültürel sonuçlar bulunduğunu akla getirir ve daha sonra bunları da inceleyeceğim. Bu noktada şöhretleştirme ile ilgili genel tartışmanın politik düzeyi üzerinde biraz daha durmak gerekiyor. Demokrasi, uyum sağlama özelliği olan ve esnek bir politik sistemdir. Şöhretleştirmenin tek sonucu, şöhret kültüründe geliştirilmiş cisimleşme ve kendini sunma tarzlarının daha geniş kültüre yayılması değildir şöhretleştirme aynı zamanda daha önceleri fark edilemeyen ya da bastırılan yaşam tarzlarının, inançların ve yaşam biçimlerinin tanınmasına ve kutlanmasına yol açmıştır. Hayat Politikası ve Şöhretleştirme 1980'lerin sonunda komünist blokun, Rudolf Barrow'nun ünlü tarifiyle şu anda mevcut olan sosyalist alternatif Yıkılmasından sonra Batı politikasında oluşan modeli daha iyi anlamak için Anthony Giddens hayat politikası dediği şeyin giderek artan önemi üzerinde durur. Hayat politikası karmaşık bir kavramdır. Kavramın merkezinde şu önerme vardır. Genel, toplu değişim ve evrensel eşitlik, adalet ve katılım etiği üzerinde yoğunlaşan eski özgürleştirici politika, yerine küresel bağımsızlık bağlamında kendini gerçekleştirme arayışı üzerine kurulu yeni bir politikaya bırakmıştır. Christopher Lasch, 10 yıl önce aynı arayışa dikkat çekmiş, onun narsizm kültürünün terimleriyle açıklamıştı. Ne var ki Giddens'a göre hayat politikası narsist bir kendini gerçekleştirme programı değildir. Çünkü doğaya saygı, farklılıklara karşı hoşgörü, seçme özgürlüğünün kutsallığı gibi evrensel varoluş soruları üzerine kurulmuş, özgürleştiricilik sonrası bir etiğin çevresinde toplanmıştır. İlginçtir, Giddens hayat politikasının eksenindeki ilkenin cisimleştirme olduğunu öne sürer. Modernliğin bedenin sınırlarını değiştirdiğini ve bu nedenle düşünümsel yeniden inşa adını verdiği şeyin sıradan toplumsal etkileşimin olağan bir özelliği olduğunu iddia eder. Düşünümsel yeniden inşa, kimliğin topluma sunulan yüzlerinin sürekli olarak izlenmesi ve toplumsal karşılaşmalarda benliği yeniden oluştururken kamusal alandaki unsurların kullanılması anlamına gelir. Toplumsal saygınlık doğru fikirlere sahip olmaktan ve doğru beden kültürünü geliştirmekten gelir. Hayat politikası çağında bireyler, benlikleriyle toplum arasında doğru türden bir eşleşme olmasını sağlamak için, kamusal yaşamda topluma sunulan yüzün ve uygun malzemelerin kurulması konusunda vurgulu bir farkındalığa sahiptirler. Bu, şöhretlerin her zaman yaptığı bir şeydir ve şöhret kültüründe topluma sunulan yüzle gerçek benlik arasındaki yaygın olan sürtüşmeye katkıda bulunur. Giddens konuyu açıkça ortaya koymasa da, bedenin artık belirli bir varlık olmadığı çok açık olduğuna göre, bedensel gelişme ve süreçlerin kendine dönük biçimde kişinin kendine mal edilişinde, şöhret kültüründen büyük ölçüde yararlanılır. Bundan dolayı şöhretler, beden politikasında yükünmek için Simmel'ın deyimiyle en seçkin radyoaktif kaynaklardır. 1980'li yıllarda Britanya'da Kylie ve Johnson isimleri birdenbire popüler oldu. Çünkü anne babalar çocuklarına Avustralya Pembe dizisi Nibbers'ta rol alan Kylie Monolog ve Jason Donovan'ın isimlerini koyuyorlardı. Prenses Diana daha olgun ve bağımsız görünmek için saç biçimini değiştirdiğinde yeni saç modeli pek çok kişi tarafından kopya edildi. Bunlar anlamsız örnekler gibi görülebilir. Ancak isim ve görünüş toplumsal yaşamın önemli unsurlarıdır. Hayat politikasının merkezinde yer alan düşünümsel yeniden inşa, Başkaları tarafından kutlanması için tasarlanmış bir cephe oluşturur. Şöhret kültürü, medya yapımı unsurlarla düşünümsel yeniden inşa stratejilerinin sağlanmasında birincil kaynaktır. Fakat hayat politikasıyla şöhretleştirme arasındaki ilişki bundan ibaret değildir. Hayat politikası demokrasinin yeniden canlanmasını betimler. Çünkü etkin fail fikrini destekler ve herkesin kişisel önemi üzerinde ısrarla durur hayat politikası, bürokrasi ve kitlesel parti örgütlenmesi yoluyla bireyin özel ve benzersiz niteliklerini silme eğilimi göstermiş 20. yüzyıl demokrasisine karşı bir tepkidir. Klasik mülkiyetçi bireyciliğin kökten diriltilmesine benzemez. Çünkü kendini gerçekleştirmenin evrensel ahlaki ve varoluşsal sorunların ağına düşmüş olduğunu öne sürer. Söz konusu sorular, hayatta kalma ve var olma, bireysel ve toplu yaşam, öz kimlik ve bilim gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Üstelik hayat politikası bu sorunların çözümünün yalnızca işbirliğiyle bulunabileceğine kesin gözüyle bakar. Bu açıdan kendini gerçekleştirme toplumsal ve kültürel bağımsızlığın tanınmasına dayanır. Ayrıca hayat politikası, herkesin beden politikasında tanınmayı ve kutlanmayı hak eden özel nitelikleri olduğunda ısrar ederek, modern merkezci politikanın dışlayıcı mantığını gözler önüne serer. Aslında Giddens'ın önemli iddialarından biri, kültürün ve ekonominin küreselleşmesinin, geleneksel ulus devlet kavramının yeniden inşasını gerektirdiğidir. Özellikle çok kültürlülükler, bilginin, kültürün ve uluslararası paranın küresel akışı, geçirgen olmayan kültür, güvenlik ve ulusal çıkar duvarlarıyla çevrilmiş ve dünyanın geri kalanına kapılarını kapatmış birleşik bir ırksal varlık olarak ulus devlet imajının siyasal istikrarını bozar. Küreselleşme yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri tanımamızı, ancak bu düzeylerin geçirgen olduğunu da kabul etmemizi talep eder. Bunun bir sonucu Avrupa'daki ulus devletlerce kurulmuş yönetim sistemleriyle ilişkilendirilen hiyerarşi ve adlandırma düzeni biçimlerinin yeniden değerlendirilmesidir. Oryantalist ve postkolonyal tartışmalar, Avrupa ve yeni Avrupa ulus devletinin özellikle ırk ve cinsiyet açısından uyguladığı tarihsel şiddeti açıklamıştır. Son 50 yılda Batı politikasının dikkat çekici bir özelliği, 20. yüzyılın başlarında marjinalleştirilen ya da bastırılan yaşam tarzlarının, inançların ve uygulama biçimlerinin kamu tarafından tanınması olmuştur. Çok kültürlülük şimdi etnik özellikleri kutlar. Feminizm kadınların gücünü kutlar. Özürlüler artık kamu kültürünün dışına itilmiş belli belirsiz varlıklar olarak değil, politik yapının taslamam üyeleri kabul edilirler. Ayrıca gay ve lezbiyenler de yasal olarak tanınmayı elde etmişlerdir. Elbette etnik kimliklere, kadınlara, özürlülere, gay ve lezbiyenlere karşı ön yargılı inançlara ve uygulamalara hala rastlanmaktadır. Ancak bunların ön yargılı yapılarını artık yasal yollarla meydan okumak ve bunları kınamak olanaklıdır. Bu durum etnik kimliklere, kadınlara, özürlülere, gay ve lezbiyenlere karşı dışlayıcı sistemlere ve uygulamalara, genellikle yasalarında gizli desteğiyle çokça rastlandığı 1950'lerdeki durumun tam tersidir. Elbette statünün yasal olarak tanınmasının toplumsal olarak tanınmasıyla aynı şey olmadığını kabul ediyorum. Irk, cinsiyet ve bedenle ilgili önyargılara karşı toplumsal hareketlerin hala canlılığını sürdürmesi, sıradan düşünümsel izlenimin sıklıkla gözlendiği durumu, yani önyargıların kalıcı olduğunu doğrular. Ancak son 50 yılda aidiyetin ve tanınmanın toplumsal sahasında bir deprem yaşanmıştır. Ulus devletin yönetim sistemlerindeki dışlama mantığı kırılmıştır ve ırk, Cinsiyet ya da sağlık gerekçeleriyle beden politikasına tam katılımın önlenmesi toplumsal açıdan artık kabul edilebilir değildir. Şimdi kültürel düzeyi daha dolaysız bir yoldan ele almak gerekirse, iki genel konu birbirinden ayrılmalıdır. İlk önce hayat politikası ve şöhretleştirme açısından marjinalliğin tanınmasının, farklılığın ayrım gözetmeksizin kutlanmasına yol açtığı, böylece dışarıda bırakılmaya karşı meydan okuyucu dışlama yoluyla elde edilen daha eski demokratik kazanımları tersine çevirdiği öne sürülmektedir. Cemaatçiliğin biraz saf değil bir savunucusu olan Emitay Etziyani ile sol kanadın seçkin bir eleştirmeni Tat Gitlan, karşıt görüşlerden oldukları halde birbirine zıt kuramsal geleneklerden gelerek de olsa, politik doğruluğun kime açılardan amaca aykırı olduğunu öne sürerler. Bu iki eleştiri içinde Gitlan'ınki daha ayrıntılıdır yani saydam ve evrensel olduğuna inandığı bağlayıcı değerler çevresinde cemaatin canlandırılması çağrısı yapar. Etziyani'nin cemaatçilik yorumu nihayetinde nostaljiktir. Çünkü bu yorumda Etziyani'nin failin yerleşik konumunu ele almayı başaramaz. Saydamlığı da evrenselliği de göstermeyi atılar ve toplumsal değişimi açıklayamaz. Etziyani'nin aksine Gitlin, kendi yaklaşımında failin yerleşik konumunu fark eder ve değişimi iktidar mücadelesinin ifadesi olarak çözümler çeşitliliğin tanınmasına ulus devlette vatandaşlığın dışlayıcı yönleri üzerinde odaklanan iyi ve geçerli savlarla başlanmış olduğunu iddia eder. Bununla beraber azınlıkların haklarının olumlanması, farkları büyütmüş, ortak çıkarları zayıflatmıştır. Çeşitlilik bastırılmış sesleri ve dışlanmış tarihleri kutlarken, iktidar merkezlerine değinmekte yetersiz kalarak marjinal erdemleri olumlamıştır. Gitman'a göre solun geleneksel, herkese daha müreffeh bir gelecek yaratma hedefinin yerine, birbiriyle rekabet eden saygı kültürlerinden oluşan yamalı bir yapı konmuştur. Bu yapı içinde söz konusu kültürlerin her biri, tarihsel marjinalleştirilmeleri temelinde onurlu birer konum iddiasında bulunmuşlardır. Buradan azınlık kültürüne saygının yersiz olduğu sonucu çıkarılamaz. Aksine gitilen farklılıkların tanınmasının demokratik sürecin övgüye değer bir parçası olduğunu ileri sürer. Bununla beraber saygı kültürleri arasındaki fark otomatik olarak kutlandığında ve dışlanmış tarihi kültürel açıdan anında öncelik verildiğinde, sıradan insanların gücü giderek azalır. Şirket kapitalizmi bilgi teknolojisi çağında kendini yeniden yaratmıştır. Bu arada karşı kültürlerde saygı hiyerarşileri ve kültürel saygınlık parametreleri çevresindeki tartışmalarla kösteklenmiştir. Gidenin savı önemlidir. Çünkü hayat politikasında şöhretleştirmenin bölücü yönlerini yakalar. Hayat politikasının savunucuları tarihin dışlayıcı adaletsizlikleri ışığında, azınlıkların şöhretleştirilmesinin buna değer ve kendi başına iyi olduğu bahanesiyle bu yönlere eğilmekten kaçınırlar. Gitlin bu iyi niyetli bakış açısının sıralığını başarıyla ortaya koyar. Üstelik zulme meydan okumada sıradan insanın stratejik önemini tam da zamanında anımsatır. Ayırt edilmesi gereken ikinci konuda soyut arzunun kültürel sonuçlarını ele alır. Şöhret kültürü açısından soyut arzunun anlamı nedir? İlk olarak soyut arzu, bilirli şöhretlere derin bir çekim duymak demektir ve bu çekim hem yaşam tarzını hem de cisimleşmeyi yeniden biçimlendirir. Soyut arzu tabirini bu arzunun bilinçaltı yapısına dikkat çekmek için kullanıyorum. Hayranların şöhretlere duydukları tutku yalnızca şöhretlerin teknik başarılarını ya da estetik kamusal yüzünü beğenmeleriyle ilgili değildir. Bu tutku hem hayranın hem de hayran kültürünün bilinçaltı düzeylerinden çıkar. Varoluşta sonuçta muhtemelen örgütlü dinin gözden düşüşüyle bağlantılı bir yokluk ya da eksiklik olduğunu akla getirir. Hayranlar şöhret için arzuyu harekete geçirerek kendilerindeki ve çevrelerindeki kültürün bir dile getirirler. Ancak yalnızca hayranların şöhretlere bağlılıklarının derinliği üzerine odaklanmak, soyut arzunun dinamiklerinin tek taraflı olarak anlaşılması sonucunu doğurur. Oysa soyut arzunun dağınıklık özelliği de vurgulanmalıdır. Soyut arzu en az iki anlamda dağınıktır. İlk olarak, şöhretin teknik başarılarıyla ya da topluma sunulan yüzünün estetiğiyle sınırlı değildir. Şöhret de duygusal, cinsel, ruhsal ve varoluşsal özdeşleşmeye kadar uzanır aşırı durumlarda hayranın gerçek benliği, şöhretin topluma sunulan yüzü tarafından önemli ölçüde içine alınmaya boyun eğer. Şöhretle kurulan hayali ilişki tamamlanmadığında bu, umutsuz ve acı dolu kendinden vazgeçme duygularına ya da şöhrete karşı saldırgan bir içerleme duyulmasına yol açabilir. Ancak soyut arzunun ayrıcı bir özelliği, hayranın hayatının her yönüne dağılma, iş, aile hatta bedensel sağlıkla ilgili sorumlulukların yerine geçme yetisidir. Bu arzulanan bir dışsal nesnenin saldırısına karşı savunmaların güçlü olmadığını akla getirir. Kapitalizm ve demokrasi şöhrete ve meta kültürüne karşı güçlü bir duyarlılık yaratarak dışsal çekime ve onun kaprislerine karşı hassas, bütünlüğü zayıf kişilikler üretir. Uzun vadede hayranın belirli bir şöhrete bağlılığı nadiren dışlayıcı ve uzun ömürlüdür. Piyasadaki rekabet ilkesi şöhret kültürünü yeniler ve arzunun yeni şöhret kişiliklerine aktarılmasını sağlar. Karmaşıklık denebilir ki soyut arzunun üzerine inşa edilir. Kapitalist birikim mantığı arzunun devredilebilir olmasını gerektirir ve tüketicideki sahip olmakla istemek arasındaki ayrılık, hayranın belki de genellikle bilinçaltında her zaman aktarma isteği duyması anlamına gelir. Soyut arzunun ikinci anlamdaki dağınıklığıyla kastedilen, kimlik oluşturma çabasının sıradan bir parçası olarak oluşturduğumuz cisimleşme cephesidir. Soyut arzu bireyin bireç cezbetme şansını en üst düzeye çıkarması için arzulanır olmasını gerektirir. Romantik aşk ideali bireyi arzusunu bireçle sınırlamasını söylese de, oluşturduğumuz cisimleşmenin dış cephesi çok yönlü çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Soyutlanmış kitle tarafından arzu edilebilir olmamız gerekir. Çünkü aktarılabilir, dolayısıyla devredilebilir olmak arzunun doğasında vardır. Bunun bir sonucu isteyerek seçilmiş romantik bağlılıkların bile nihayetinde geçici olarak görülmesidir. Böylece çok yönlü çekici dış cephemizi geliştirmek, romantik bir bağlantı başarısız olduğunda yalnız kalmamız riskini azaltır. Boşanma oranlarındaki artış uzun süre birlikte yaşayanların çoğalması ve ekonomik haklarla ilgili evlilik öncesi anlaşmaların artması hep bu savı destekler. Cisimleşmenin dış cephesi İstenen bir benlik imgesiyle bir izlenim yaratmayı amaçlaması açısından yapay ve tasarlanmış olarak kabul edilen topluma sunulan yüz arasında bölünür. Böylece şöhretleştirme psikolojik açıdan bizi iki cephede böler. İlk olarak istenen öz imajla gerçek benlik arasında bölünürüz. İkinci olarak toplumsal karşılaşmalarda yapılandırılmış yapay topluma sunulan yüze yabancılaşırız. Çünkü bu yapının geçici olduğunun ve bu yüzden de bozulmaya karşı hassas olduğunun farkındayızdır. Bu bölünmelerin yarattığı psikolojik baskı, şöhret kültüründe en yoğun biçimiyle ifade edilir. Bunun nedeni, şöhretlerin tüm güçlerini hayranların tanıyacakları ve saygı duyacakları bir topluma sunulan yüzü devam ettirmekten almalarıdır. Şöhretleştirme, bireylerin parasal ve statü farklarıyla birbirlerinden ayrıldıkları bir ödül kültürünün doğal sonucudur. Demokrasi yalnızca resmi seçmen eşitliğini değil, saygınlık kültürünün saflarının tabakalaşmasını da gerektirir öteki politik sistemlere göre daha fazla yükselme ve özel başarı fırsatı yarattığına iddia eden demokratik ideoloji, başarının sistemkar ve üretici bir örneğini yapılandırır. Bu örnek üreticidir. Çünkü Samuel Smiles'ın belirttiği gibi, kazanılma şöhret kitle için öykünme standartları sunar. Sistemkardır çünkü herkes bilir ki meziyetle başarı arasında mutlak bir bağlantı yoktur. Şöhret kültürü büyük yazarların, bilim insanlarının, aktristlerin, aktörlerin, müzisyenlerin, mankenlerin, sporcuların, hatiplerin ve politikacıların yanı sıra şöhret timsileri de içerir. Şöhret kültürü, toplumsal biçimin heyecanlı, bereketli ve dönüştürücü özelliği kültürel birincin çekirdeği olarak tanınmaya başladığı zaman, kamusal alanda meydana gelen anlık değişimin sonucudur. Medya savaşları toplumsal biçimin temsillerini üretmekle kalmaz, sözde olayları büyütür ve dramatize eder. Çağdaş kültürde şöhretimsilerin yaygınlığı kısmen bundandır. Eşitliği ve özgürlüğü herkese yayma temelinde ahlaki bir üstünlüğü olduğunu iddia eden bir sistem olan demokrasinin, sıradan vatandaşın üzerinde duran ve büyük saygı görüp tanrı gibi tapılan şöhretler yaratmaksızın ilerleyememesi çok büyük bir paradokstur. Pierre Bourdieu'nun medya şöhretlerine saldırısında yaptığı gibi bu duruma üzülmek kolaydır ama aynı zamanda erkendir de. Şöhret kültürü toplumsal biçimin ifadesidir kimi şöhretlerimizin aldıkları garip, şişkin kültürel şekil, toplumsal biçimin sıradan bileşenlerinin gelişimidir. Demokrasi ve kapitalizm egemenliğini sürdürdüğü sürece Zeus ve mahiyetinin değilse de, kitlenin kendi içinden çıkıp yükselmiş, oluşturduğu topluma sunulan yüzle kitlenin huzursuz, verimli ve sıklıkla da rahatsız edici biçimini cisimleştiren şöhretlerin yaşadığı bir olimpos her zaman var olacaktır.